Selamlar herkese, yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bugün serimize devam ediyoruz. Yaklaşık 30 dakikadır madendeyim ve burada demir toparlıyorum. Deli gibi de spawner buldum. Zehirli örümcek spawnları. Tam hatırlamıyorum ama 7 tane falan bulmuş olmam lazım. Birbirlerine çok yakınlar. En azından 3 tanesi böyle dip dibe gördüm. Oraya müthiş bir ip farmı kuracağız. XP'sini istemiyorum. İpi olsa yeterli. Şimdi buradan mı gelmiştim? Aynen buradan gelmiştim. Yukarı çıkacağım. Maden değişim bitti. Demire ihtiyacım vardı. Fazlasıyla toparladım. Şöyle göstermek gerekirse Ender sandığına yolladım hepsini. Bu bölümde hem 1.14'ten faydalanabileceğimiz hem de fırın sistemini üst seviyeye çıkartabileceğimiz harika bir sistem kuracağız. Tabii yine build'ini falan mükemmel bir şekilde ilerletmek istiyorum. İkisini bir arada yapmaya çalışacağım. Bölüm uzun olabilir. Arkanızı yaslanın. Rahat bir şekilde bölümün tadını çıkartın ve yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Şimdi ben eve geçeyim. Buradan bir yerden. Siz de burada maden yaparken nelerle karşılaşmışım onlara bir göz atın. Allah. Hala eve gitmedim. Buralarda maden yapıyorum. İnanılmaz keyifli bu maden yapmak. Çok seviyorum bunu ama demiri de bir zaman sonra otomatikleştirsek iyi olur. Böyle çok vaktimizi alıyor. Neyse, hadi gidelim bir koşu eve. Demir cennetine düşünce insan bırakamıyor ya. Ama sonunda çıkabildim. Daha gideceğim bunları pişireceğim falan. Aha evim orada. Her şeyi yerine bıraktım. Sadece demirler kaldı envanterimde. Maden fırını alacağım. Şu demirleri hızlı bir şekilde pişirelim. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Yakıt durumumuz fena değil. Bunları pişirir. Burası da fulldür. Tamam bunları alıyoruz. Daha sonra yerine maden fırını. Hadi şöyle koyalım bu sefer. Sıkıntı olmaz. Pişin demirler. Demirler pişti pişecek az bir şey kalmış. Derken bir stek falan var. Şimdi bunlar pişir dursun ben de size birazcık planlarımdan bahsedeyim. Daha sonra malzeme toplamaya devam edeceğim. Tam şuraya artı işareti koydum. Buraya yapacağım sistemin binasını dikeceğiz. Demir ocağı diyebilirsiniz. Şimdi bu sistemi daha çok 1.14'ten yararlanarak kuracağız. Öncelikle 1.14'te iki tane yeni fırın geldi. Birincisi duman fırını, bir diğeri ise şu anda kullandığımız maden fırını. Adından anladığımız gibi maden fırınında madenleri çok daha hızlı bir şekilde pişiriyoruz. Duman fırında da yiyecekleri ettir, balıktır falan bunları çok daha hızlı bir şekilde pişiriyoruz. Normal fırında yine normal hız ve mesela şuna tıklayayım. Kırık taş mı pişireceğiz? Düzgün taş falan mı yapacağız? Cam kum falan mı pişireceğiz? Bunları da yine bu fırına işleyeceğiz. Diğer malzemeleri de kullanabiliyoruz ama biz ne materyali var mesela? Demir. Demiri maden fırınına yollarsak daha hızlı bir şekilde pişirebiliriz. Ona göre bir sistem kuracağım. Yani materyale göre 3 çeşit fırın seçeneğimiz var. Misal madense maden şalterini açıp giden materyalleri oraya yönlendireceğiz ki pişenler biraz daha hızlı pişsin. Şimdi böyle söylüyorum ama yapa yapa daha iyi anlayacaksınız. Demirlere de bakayım. Pişmiş mi? Az bir şey kalmış. Şimdi ben gideyim sandık odamdan biraz malzeme toparlayayım. Malzemelerin çoğunu toparladım ve bu köşeye bunları atıyorum. Çok daha fazla malzemeye ihtiyacımız var. Bu sistemde huni her zaman lazım oluyor. Odunum az, odun toplayıp demirlerle falan huni yaparım. Yine de sandık odasına bir bakacağım. Elimde fazlasıyla malzeme olması lazım. Neredeyse bütün malzemeleri toparladım. Şimdi onlara göz atacağız ama. Şu anda geçen bölümden kalan bir katırımızın üzerindeyim. Büyümüş kerata. Böyle bir şey olmuş. Hızına bakıyordum ben de. Fena değil. Baba tarafına çekmiş sanki. Yani hızı çok da iyi diyemeyeceğim. Kalp barı da öyle ama fena değil. Hemen malzemeleri kontrol edelim. Daha sonra fazla oyalandım. 40 dakika sadece malzemeleri toparlamak sürdü. Hızlı bir şekilde yapıya başlayacağım. Öncelikle 3 çeşit fırınımız var biliyorsunuz. Bunlardan 16'şer tane toparladım. Maden fırını kasmak biraz maliyetli oldu ama maden pişeceğimiz zaman ekstra bir hız katacak bize. Geri kalan olaylarda huniler, işte gördüğünüz bloklar falan çoğunu build'de kullanacağım. Kuracağımız
Ocak yapısına iyi gidecek taştan falan. Üstte de böyle restoran malzemeleri falan craftladığım şeyler kalmış. Şurada ise raylarım, vagonlarım falan var. Bunlar çok önemli. Bol bol yanınızda olsa iyi olur. Şimdi biraz fazla oyalandık. Hızlanmanın zamanı geldi. Fırın sistemlerimiz için en zor ve en güzel işlerden bir tanesini bitirdik. Böyle bir yapı çıktı ortaya. Ben buraya fırın diyeceğim. Yorumlarda yine siz fikir önerebilirsiniz. Şurada ufak tefek plan atmaya başladım sistem için. Şimdi burası bizim ocağımız. Burada yemek pişiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Harika bir mantık kuracağım tam buraya. Kullanacağız yine burayı. Daha sonra burada bizim minecartımız falan gidecek böyle bir korumalı yer yaptım. Kuruluk çatısını da böyle kurmak istedim. Gayet iyi. Rampa gibi. Hani su aşağı duraksın diye bu şekilde yaptım. Bu tarafta da malzemeleri getirmişiz, pişirecekmişiz de ya pişirmemişiz ama depoluyormuşuz buraya. Onun gibi bir kuruluk yaptım bu köşeye de. Gayet iyi oldu. Kazı işini ise hemen alt tarafa yaptım. Buraya da güzel bir sistem kuracağız. 1.14 için hızlı ve gelişmiş bir fırın sistemi. Şimdi buraya şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3. Daha sonra bunların içine malzemeleri yolla. Sen de git. Geri kalan lazım olur aslında. Şimdi ufak tefek build falan yapacağım. Yine güzelleştirmeye çalışacağım etrafı. En azından şuralara şöyle ip koyarsam daha iyi görünür çit. Tamam. Şimdi kuruluktan başlıyorum o zaman. Onun için biraz malzeme alayım. Az bir şey malzeme aldım envanterime. Ufak tefek bir süsleme yapalım. Sonra direkt sisteme geçeceğiz. Öncelikle kütük. Mesela bunu yanacak olarak şuraya devirmek istiyorum. Piçek koyacağız ama ondan önce şöyle bir planım var. 1, 2, 3. Bunları şimdi söndürmek lazım. Onu da şöyle yapacağız hemen. Tamam. Ve bitti. Bu arada patlanabilir su şişeniz varsa onu da atarsanız söner. Daha sonra bir de piçek yapalım başlarına. Bu ne oluyor? Bu işte fırında yakacağımız odunlar. Daha sonra maden falan atacağım ama hızlı bir uyumam gerekiyor. Sonra meşe tuzak kapısını alıyorum. Şuraya şöyle bir çevireyim. Bu da tamam. Bunun içine ise madenleri dolduracağım. Şöyle zümrütten azalmışım ama olsun. Zengin göstersin beni. Biraz demirdir, altındır bunlardan bol kullanalım. Arkası görünecek. Şöyle bir şey yaparsam fıstık gibi olur. Bu arada şurada bizim çok önemli bir işimiz olacak. Onun için şöyle yapsam bir de zümrüt atmak lazım. Zümrütü tam göz önüne atalım. Daha iyi durur. Bir tane buraya bundan. Geri kalanında şöyle altın yığarsam fena değil şu anlık ama biraz daha iyi yapabilirim bunu. Misal şöyle burayı bir dışarı alalım. Bakayım hemen. Aynen böyle oldu işte. Çünkü şurası çok hoşuma gitmedi. Birazcık dışarı taşmış gibi durdu. Böyle kullanabiliriz. Daha farklı bir şey yapacağım mı? Fener atarız bir de. Tam şu göbeğe atalım. Gayet iyi. Gece de ışık kaynağımız oldu. Buraya bir tane bundan atacağım. Tuğlayı da şuraya atalım. Son bir ışık kaynağını da yapıştır şuraya. Bu arada yapı bana ait yine yorumlarda sorarsınız. Şimdiden cevaplamış olayım. Daha sonra geldik en bomba noktaya. Şimdi pişen malzemelerimiz şuraya koyacağım, sandığa gelecek. Hemen şöyle attım bu sandığı. Bunun içine dolacaklar pişenler. Peki yakıtı nasıl yollayacağız? Yakıtı da şöyle bir yöntem kullanacağım ama saman aldım mı ben? Saman aldıysam süper, aynen almışım. Daha sonra kamp ateşiyle yine işimiz olacak.
Tam şuraya bir saman atıyorum. Bunun üzerine kamp ateşi. Kamp ateşinin üzerine de bütün sandık. Daha sonra da buraya lava akıtacağız. Sandıktan bu arada duman geçiyor. Az bir şey kalıyor ama o kadar da önemli değil. Lavı da şöyle koyuyorum. Bakın şimdi çıkan görüntüye. Alın size tam bir ocak. Mesela fırında yakıtımız bitti. Yakıtı gelip buradaki sandığa sağ tıklayacağız. Yakıtımızı dolduracağız. Nasıl ama? Bence çok iyi bir mantığı var. Böyle de baca süsten bir fırın. Vallahi süper oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şuraya belki ekleme yapabilirim. Biraz daha bacaya benzeyebilir o işle. Güzel ama bak bir şey yanlış yapmışım. Şuna bakın. Şuna bakın. Andezit yapacaktım onu bak. Orada birazcık karışıklık olmuş. Onu düzelteceğim hemen. Hiç de söylemiyorsunuz vallahi. Rezil gibi yapmışım orayı. Sistem için malzemelerim de hazır. Artık başlayabiliriz. Cidden sabırsızlanıyorum zaten böyle bir sistem için. Yapı falan tamam. 10 numara 5 yıldız. Gelin şimdi sisteme başlayalım. Şimdi sol tarafa baktığınızda kontrol panelimiz olacak. 1, 2, 3 tane şalterimizin olması gerekiyor. Bu ikisi bizim fırın sistemimizi kontrol eden şalterler. Bu da yakıt aktarımını açacak. Yakıt aktarımı nasıl açacak? Biliyorsunuz vagon kullanmamız gerekiyor. İşin birazcık daha sağlam olması için. Sandıklı vagon yapıyorum hemen. Bu arada güçlendirilmiş rayınız falan bunlar bol olsun. Yoksa sıkıntıya kalabilirsiniz. Şimdi redstone, yenileyici ve güçlendirilmiş ray alayım. Daha sonra buraya bir redstone koyuyorum. Hemen şalterin altındaki bloğun üzerine. Daha sonra buraya da bir yenileyici. Ne var orada? Şaltere değiyor. Şöyle yapsam daha iyi. Aynen. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Buraya güçlendirilmiş ray koyduğumuzda bu şalter sayesinde bunu aktif edebileceğiz. Aktif edersek ne olur? Hemen koyuyorum vagonu. Hop. Vagon harekete geçer, gider, yakıtını doldurur. Şimdilik kırmayayım, hatta kır gitsin de. Şuradan bir işimiz daha var. Şu fazla oldu. Heyecanlandım ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ama heyecan iyidir. Şuna bakarak huni koyabiliyor muyuz? Aynen oldu. Şimdi buna koyduğumuz yakıtlar direkt şuraya koyduğumuz sandıklı vagona aktarılacak. Buradan da direkt sistemimize yollayacağız. Bu çok önemli bir noktaydı. Hatta yo böyle de kalabilir. Aklıma başka bir şey gelmişti ama kafanızı karıştırmayayım ben şimdi. Buraya vagonumu atıyorum. Hareket edince ediyor. Kapatalım şimdi, hareket etmeyecektir. Yerine git. Sen burada kalabilirsin. Bunu da şimdi kıracağım. Daha sonra koy yerine. Bunu devam ettirmem gerekiyor. Yer açayım. Belki birazcık daha kazı yapabilirim şurada. Kazdığım bu alanda şurayı bir blok daha genişletmem gerektiği ve sırayı komple kırdım. Şimdi şunları temizleyelim ve en önemli işe geçelim. Buradan bizim yakıt transferimiz olacak yani. Fırınlarımıza yakıtları doldurabileceğimiz güzel bir ray hattı çekmemiz gerekiyor. Bunun için rampa yapmamız lazım. Alta doğru gidecek ya. Hemen buraya 2 blok ekliyorum. Buradan da 3 blok falan ilerletiriz. Şimdi önce normal rayla şurayı belirleyelim. Daha sonra buradan gerisi full güçlendirilmiş ray olsa yeterli olur. Dönüşlerde bir normal ray kullanırız burası gibi. Sonra bir bunu sayıyorum. 2 ilerleyelim. 3 ve hadi 4. 4 blok böyle zemine geldim. Şunu tekrardan bir sayacağım ve 6 blok ileri gideceğim. 6. Niye böyle bir şey yaptım? Burada devre falan kuracağız. Sıkışıklık falan olmasın. Rahat rahat çalışalım. Devreleri uzatalım diye. Şimdi bu saniyeden sonra hemen bizim fırınları almamız gerekiyor. Şuraya bir tane destek bloğu koyuyorum. Sonra 16 tane fırın ekliyorum buraya. Bu da sondu. İlk olarak yapacağımız şey bu fırınların arkasına huni eklemek. Huni alıyorum ve boydan boya huni ekliyorum. Bu işlem de tamam. Dönüşler falan olacak ve püf noktalar var. Onları da size anlatacağım biraz sonra. Umarım hunim yeter. O konuda biraz sıkıntı çekerim diye düşünüyorum ama. Bakalım. Şimdi doğru, her şey güzel gidiyor. Yukarı doğru bir gideceğim. Şurada ise bizim pişecek malzemelerimizi aktaracak huniler olacak. Yine bu sıranın da hunilerini çektim. Şimdi en önemli bir olay var. Onu size anlatayım. Ben niye bu yönde yapıyorum? Minecraft'ın vagon düzlemine göre ayarladım bunu. Sizde farklı olabilir. Ben kontrol etmiştim. Mesela böyle ray koyduğumda burada ikisi birleşiyorsa sıkıntı olur. Biraz önce gördüğünüz gibi, ama böyle düzeliyorsa normal bir fırın sistemi yapıyorsunuzdur. Buna dikkat edin. Ben normalde böyle değil de şu yöne doğru yapsaydım bunlar bu şekilde durmayacaktı. Ama böyle yanlamasını yaptım. Raylar
Sıkıntısız bir şekilde böyle duruyor. Şimdi bu hunilerin üzerine full güçlendirilmiş ray çekeceğim. Üst tarafı da aynı şekilde ama bunları kırmam lazım. Bunlar tabii sisteme gitti. Sıkışıklık olmasın. Alayım hemen bunları. Sonra ray. Bu işlem de tamamdır. Şimdi karnım falan aç değil. En önemli püf noktalardan bir tanesini daha söylüyorum size hemen. Bizim şuranın da yani son sıranın da eşit bir şekilde malzeme alması için bir blok daha uzatmamız gerekiyor. Güçlendirilmiş rayı yine buraya ekliyorum. Şuraya da çarpıp geri gidebilmesi için bir blok koyabilirsiniz. Tam blok olmasına dikkat edin. Çarpıp geri gitmesi lazım. Daha sonra bizim farklı fırınlarımız da olacak. Onlara yakıt devam ettirebilmek için. Buradan ilerleteceğim ama şimdi kalsın. Şimdi geçiyoruz maden fırınına. Maden fırını da ortada olacak. Alayım bunu. Ben sık yapıyorum ama siz geniş yapabilirsiniz ve bunun bir sınırı yok. Ben mesela 16 tane fırın koyuyorum ya. Siz 64 tane falan ilerletebilirsiniz bunu. Dönüş noktalarını birazdan göstereceğim gibi yapmanız yeterli. Tam buraya... Lan orası değil. Alttan yapalım bari. Maden fırını çekiyorum. Maden fırınlarımız da hazır. Yakıt ikmalini yapabilmek için ön tarafına huni koyuyorum. Ön veya arkasına koyabilirsiniz. Her iki taraftan da yakıt alıyor. Yakıt tamam. Şimdi materyal için üst tarafına huni eklemem gerekiyor. Bu işlem de tamam. Yine burayı bir blok uzatıp çarpabileceği bir blok koyuyorum. Boydan boya komple güçlendirilmiş ray koyacağım. Tamamdır. Şimdi alt tarafa geçiyorum. Burayı da yine aynısını yapacağız. Burayı da hallettim. Şöyle bir blok uzatayım. Şimdi bu nokta çok önemli. Sıradaki fırınımız duman fırını. Hemen bir blok destek alıyorum. Duman fırını da şu hizaya koyacağız. Sonucuyu da yerleştirdim ve bunun da yine yakıt olayı var. Arkadan bağlasak tamamdır. Üzerine ekleyeceğim huniler de yine materyal dolmasını sağlayacak. Yine ray hattını çekelim. Yakıt için hazır. Materyal için yapalım. Son işlemleri yapıyorum. Yine bir tane blok uzatıp üzerine ray. Lan blok değil. Ray olacak. Bu arada dikkat edin içine blok falan giderse onları alın. Daha sonra sistemi denediğinizde sıkışıklık olabilir. Çarpabileceği bir blok. Şimdi burada bir olay yapmamız gerekiyor. Onu nasıl sağlayacağım? Düşünüyorum şu anda. Aynen, aklıma geldi. Hemen buradan blok uzatıyorum. Daha sonra şuraya bir kızıl taş bloğu. Ben onu niye atarım ki? Burada kalsın. Ve bloğu buradan devam ettiriyorum. Güçlendirmiş ray buraya. Hem. Önce bunu kır. Daha sonra şuraları dönüş için normal ray ekliyorum. Burayla birleştir. Şimdi buradan gelen bir vagon böyle gelip bu tarafa dönecek. Buradan buraya dönüp ilerleyecek, yakıtını dolduracak. Bu tarafa dönmesi lazım. Ama burada farklı bir şey yapacağım. Burası önemli çünkü burada devre falan olacak. Hemen bir yarım blok yapacağım. Basamaklar tamamdır. Buralara iki tane ekliyorum. Ve dönüş için normal ray koyacağım buraya. Tamamdır. Şimdi olayı anlatıyorum ama şu raylara bir güç vermemiz lazım. Buralara koysak komple alıyor mu? Boydan boya alıyor aynen. Böyle güç koyabilirsiniz. Ve hepsi tamamdır. Şuraya bir de çarpabileceği blok olayı yapalım. Bir, sen kırılman gerekiyor. İki. Bunu da buraya eklediğimizde her şey süper. Bunu da ekleyeyim de sıkıntı olmasın. Güzel. Benim yaptığım gibi yaparsanız bir sorunla karşılaşmazsınız zaten. Burayı devam ettirdiğimde güç almıyor. O zaman nereden yapalım? Şuradan yapalım da. Devre falan olacak. Korkuyorum hep ondan. Burası da tamam. Diyeceğiz ki fırınlarımıza yakıt gitsin. Şalteri açıyoruz ve vagonu izleyin şimdi. Normal fırında yakıt doldu. Diğer tarafa geçti. Maden fırına yakıt doluyor. Duman fırına yakıt doluyor. Orada çarpıp geri döndü. Ve dosdoğru yerine. Benden önce gelme, benden önce gelme. Heh. Bakın buradaki enerjiyi almış olsaydık geri gitmeyecekti. Her şey dosdoğru oldu. Komple hepsine, bütün fırınlarımıza yakıt bu sayede doldurabiliyoruz. Şunu da kapatayım. Geri gelsin ve burada dursun. Bir daha gitmesin. Tamam, yakıt olayını hallettik. Gayet iyi bir şekilde de durdu. Şimdi bu gördüğünüz devrede en zor işlemi yapacağız arkadaşlar. Zor değil aslında ama karışık diyelim. Şuralara birer tane daha blok ekliyorum. Bu başlara da yine eşit bir şekilde materyal düşsün. Sonra yukarı çıkartacağız. Rampa yapıyorum bir tane. Hepsine bu arada. Araları kırabilirim. Aralarla işimiz yok. Buralara yine güçlendirmişler yapıştıralım. Ama sıkıntı çıktı bak. Son bir tane de ya. Şunları taşısak bu tarafa. Şimdi olmadı mı? Ha, oldu. Kırmamız gerekiyormuş bir tane.
Sonuncu diye de yapalım. Allah düştük aşağı. Tam bir kanser oyuncuyum. Neyse gidelim. Bu arada atlamadan zıplamadan atmam gerekiyor çünkü önemli noktalar buralar. Sıkılabilirsiniz. Olur böyle şeyler. Birinciyi aldık. Şimdi burada bizim normal ray devreye giriyor. Daha sonra da şalterle bir olay göstereceğim size. Hemen buraya bir tane kızıl taş blok koyuyorum. Onun yanına da normal blok. Bu tarafa doğru gidecek. Buradan da bizim pişecek malzemelerimizin vagonu gelecek. Tabii biz ona yön vereceğiz. Diyeceğiz ki yemek geliyor. Duman fırınına git. Diyeceğiz ki yemek gelmiyor, maden geliyor. Maden fırınına git. Diyeceğiz ki kum pişireceğim. Cama ihtiyacım var. Normal fırına gidecek. Böyle bir ne diyelim devre kuracağız şimdi. En sevdiğim nokta ya. Bayılıyorum buna. Redstone. Şu oyunda en sevdiğim şey. Şimdi fazla kafanızı karıştırmayayım. Hepsine birer tane sıra eklemiştim. Buraya bir tane normal ray ekliyorum. Daha sonra ya ne oluyor lan? Yağmur başladı. Enderman falan ışınlandı, ondan korktum bir an. Buraya bir blok ekliyorum. İçeri geliyorum. Hatta burada da bir güçlendirici atalım. Hızlı mı gitsin? Bence de hızlı gitsin. Güçlendirici atıp şöyle şuraya iki tane blok ekliyorum. Ray, hemen buraya rayını yapıştıralım. Sonra normal ray, normal ray, normal normal ray ekliyoruz. Şimdi size göstereceğim olay çok önemli. Buraya güçlendirmiş atayım. Buradan da ray hattı falan çekeceğiz ama güçlendirmiş atalım da hızlı olsun. Bakın şimdi mantığı anlatıyorum. Şuraya bir tane şalter atayım. Diyeceğim ki sana sinyal veriyorum. Duman fırınına gitme. Hop. Gördünüz mü? Bu değişti. Direkt başka bir yere gidecek. Diyeceğim ki sana yine sinyal veriyorum. Maden fırınına gitme. Tabii bu durum, burayı ilerletmedik. Hemen onu da yapalım. Burayı görmedik, tamam. Burayı ilerletmem lazımdı. Hemen buraya bir blok ekledim. Sonra buraya bir blok. Kızıl taş bloğu. Güçlendirilmiş ray. Ray. Ray ray. Böyle bir olay yaptık burada da. Sonra. Bu arada. Bakayım olacak mı? He oldu. Güzel. Korktum bir an olmaz diye. Diyorum ki maden fırına da gitme. Normal fırına git. Verdim sinyalimi. Direkt normal fırına gidecek. Biz oradaki iki tane şalter var ya, ona biraz sonra kullanım kılavuzu da yazacağız. Kafanız karışırsa oradan çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi diyeceğim ki yemek geliyor, duman fırınına git. Hop, şalterden açacağız, gidecek. Başka bir zaman maden pişireceğiz. Hemen sinyalimi vereceğim. Maden fırınına git diyeceğim. Böyle bu dönecek. Maden fırına gitmesi için bunu da çevireceğiz. Buradan maden fırına gidecek. İki tane şalter var ya, onunla ayarlayacağız bunları. İki şalter devreye giriyor işte burada. Sonra yine diyeceğim ki maden fırınıyla işim yok. Maden fırınına dönme, normal fırında kal. Yine sinyalimi vereceğim. Böyle buradan basbayağı gidecek normal fırına. Birazcık kafanızı karıştırmış olabilir ama anlamışsınızdır. Üzerinde bayağı bir durdum. Sistemin mantığı bu. Şimdi gelin şuradaki şalterlerin devresini kuralım. En önemli olay o zaten. Bu arada şuraya atlamayalım. Burası da bizim pişecek malzemelerimizin vagon hattı olacak. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 blok mu gidelim? Hadi 5 blok gidelim. Daha sonra yukarı çıkarız. Kır bunu. Uyumadım ya. Uyusam iyiydi. Bir tane daha çıktım yukarı. Şuralara falan takılmasın. Bakayım. Takılır mı acaba? Tamam, zemin değilmiş. Sıkıntı yok. Ve şuradan gidebilir. Aynen. Buradan ileri doğru gideceğim. Hemen bir aydınlatma atayım. Daha sonra önemli bir nokta var. Biraz önce size gösterdiydim zaten onu. Gidelim yukarı. Gece bu arada. Creeper falan burayı mahvedebilir. Şunun güzelliğine bakın. Bacasızdan bir fırınımız var. Uyuyalım hemen. Sonra yağmurda dursun. Şuradan bizim fırınlarımızda pişecek malzemeler gidecek. Onun için yine sandıklı vagon yapıyorum. Daha sonra girelim buraya. Ve ray hattı çekmemiz gerekiyor. Güçlendirmiş rayı bir tane şuraya atıyorum. Sonra buralar normal ray. Bu köşeden ilerletsem tamam olur aslında. Bakıyorum, sıkıntı yok. Dur, orası fazla oldu. Güçlendirilmiş rayı da atmam lazım. Nasıl yaparız? Buraya koysam birleşmez. Biz ne kullanıyorduk? Düzgün taş. Düzgün taşı buraya atıyorum. Buraya bir tane kızıl taş bloğu. Dönmesi için bir ayar yapmamız lazım. Umarım sıkıntı çıkmaz. Tam blok. Buraya yine bir güç alması için kızıl taş bloğu. Şalter kullanabilirsiniz ama ben bu daha garanti
diye düşünüyorum. Güçlendirilmiş rayı bağladık. Dönüş için. Evet, bundan korkuyordum. Bir tane yukarıda olması lazımmış. Tamam, sorun değil. Şöyle yapacağız yani. 1, 2. Şimdi buradan alta doğru inebilir. Ve bulduk yolumuzu. Vallahi cuk oturdu. Biraz fazla gitmiş ama. O da sorun değil. Şöyle yapacağım. Buraya da yine düzgün taş kaplayacağım. O işlem de hazır. Dönüş için bir tane normal ray. Sonra güçlendirmiş rayı çakıyorsun buraya. Bu hattımız da tamam oluyor. Tam şurada bir yerde güç atacağım. Burası olur mu acaba? Deneyelim. Tamam, tamam. Oldu. Şimdi şu mantığı da anlatayım size. Zaten çok bir şey kalmadı da. Burası ne sıkıntı çıkardı ya. Heh, şimdi oldu. Bir ayarlayamadım şurayı. Demin oldu sandım ama olmamış. Hemen gösteriyorum. Bir tane şalter alayım. Vagonumu alayım yine. Şalter buraya. Vagon da buraya. Buraya pişecek malzemelerimi atıyorum. Sonra şalteri açıyorum. Bu gidiyor. Artık hangi fırını aktif ettiysek onunla dolanıyor. Şu anda normal açık. Normalde dolanacak. Sonra geri gidecek böyle. Hop, hiçbir sıkıntı yok. Durdurursak tabii geri gelmeyecektir. Şimdi durdurmadık. Şöyle de durduralım. Bir daha gitmesin geri. Gelelim size. Bu ikisi birazcık kafanızı karıştıracak işte. Size şu anda sistemin en önemli noktasını anlatacağım. Burayı böyle yaparak kendim aslında yer kazandım. Kırayım şimdi. Daha sonra tekrar koyacağım. Bakın şimdi. Hemen şu iki tanesinde benim şalterim var. Bu şalterlerin sinyallerini yer altına doğru taşımam gerekiyor. O yüzden burayı böyle yaptım. Öncelikle nereye koysak onu? Hemen bir yerimize bakalım. Böyle baktığımızda sağ, sol. Sağ şaltere koyacağım. Burası. Sol şalterde de şöyle bir şey yapacağım. Tam blok ekliyorum. Yenileyici. Ve hemen buradaki ne var mesela burada? Ne koymuştuk buraya? Zümrüt cevheri. Buna sinyal versin. Bunun altından enerjiyi alalım biz. Onu da şöyle sağlarız. Bir blok ekliyorum. Ve hazır mısınız? Redstone'u koydum. Burada da yine şöyle bir şey yapacağım. İkisini bir götüreyim de. Biraz daha hızlı olur. Hop. Sinyalimi verdim. Alttan devam edeceğiz. Burayı yine kapatabilirim. Şöyle. Bunu da kapat. Bakın şimdi. Soldakinin yanık. Sağdakinin ise sönük olması lazım. Kontrol ediyorum. Sönük. Yanık. Basbayağı yaptık biz bu işi. Şuradan geçebilir miyim acaba? Yok. Mecbur şöyle bir şey yapacağım. Geldim tekrardan buraya. Açalım etrafını. Lan çok açtık. Bizim... Önce diğerinden mi gelelim? Evet, şundan sinyal almamız lazım. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Hemen buraya bir blok. Ve... Şuraya bakacak bir şekilde yenileyici koyuyorum. Bunu kırdım. Buraya bir blok ekledim. Bu arada sinyali görebilmek için açmam lazım. En sıkıcı noktadayız ya. Ama bitecek. Şu anda yanıyor olması lazım. Dur, bu değil, bu değil. Şu. Aynen, şu anda yanıyor. Bakıyoruz tekrardan. Burası da yanıyor. Sinyal işini redstone'la devam ettirebilirim. Böyle böyle uğraşmaya gerek yok. Kat kat hızlı bir şekilde çektim bunu zaten. Şuradan devam etsek. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunlara sinyal vermek için ilerletiyorum bu redstone'u. Neredeyse bitti, böyle kat kat aşağı doğru çektim bunu. Ben hangi bloğa sinyal vereceğim? Buna. Şu şalterden anladım. Kırıyorum bunu. Daha sonra tam şuraya bir blok ekleyip bunun üzerine de meşale koyuyorum. Artık sinyalimi bu verecek. Tam olay olması için de şuradan alırım. Aynen. Bir tane daha aşağı çekmem lazımmış. Ve ilki bitti. En zor işlemlerden biriydi. Bakıyoruz hemen. Enerji olması lazım. Bakalım. Buraya kadar geldi sorunsuz ama bunu yanlış yere koymuşum. Şöyle olacak. Söndü. İşte budur. Kontrollerimi yaptım. Ortadaki şalter aşağı doğru bakarsa normal fırına dönük. Yukarı bakarsa maden fırına dönük. Buradan böyle kontrol edebileceğiz artık bunu. Gelelim diğerine. Diğeri için de yine bunu kıracağım buradan. Buraya aynı şekilde bir meşale atacağım. Tamam. Daha sonra yol çekmemiz gerekiyor ama buralara bakın. Demiştim size. Bu yüzden biraz ileri götürdüm diye. Onu da nereden çekeceğiz? Tam şurada yanan bir redstone tozumuz var. Bu da sağ şalterin sinyali olacak. Bunu da nereden çekebilirim? Burada takılır bu arada. Şöyle yapsam nasıl olur?
Yenileyiciyi hemen buraya atıyorum. Şuna versin sinyalini. Oradan da buna. Öyle öyle alta doğru taşırız herhalde. Yapalım mı denemesini? Bir. İstediğim gibi olmadı ama. Bir şekilde taşıyacağız sinyali. Yolumu yine buldum. Böyle restonumu çektim. Sinyal buraya kadar taşınır mı bilmiyorum ama. Bakalım. Söndü. Bakın şimdi burada çok önemli bir nokta var. Buraya bir tane daha meşale ekliyorum. Yanık kalmasını sağlıyorum. Böyle kullanacağım. Siz de buna çok dikkat edin. Orada meşale olması gerekiyor. Kontrollerimi yapayım. Bakın şimdi şalterlerin ikisi de yukarı bakıyor. İkisi de yukarı bakarken normal fırın aktif. Ona göre ayarladım. Şimdi yapacağım şey şurayı bir temizle. Karışıklık olmasın. Şurada farklı bir olayımız var arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? Biz pişen malzemeleri taşımak için bir hat çekeceğiz. O hat da tam buradan bir yerden geçecek. Ama şu sinyallerden etkilenmemesi lazım. Huni tıkayabilir. Bunun için ben şurayı bir yukarıdan falan alsam çok çok sağlıklı olacak. Böyle yapsam mesela herhalde olur. Deneyelim yine. Denemesini yapalım. Bu arada sizle birlikte yapıyorum. Sistem tamamen bana ait. Yapılar falan olsun. Bana ait. Sanırım böyle olur. Bunları temizlesek. Şu aradan geçirebilir miyiz Huni'ye? Geçiririz herhalde. Şunu da alayım da. Artık bir sorun yok. Güzel. Şimdi geçelim pişen malzemelerin toparlanmasına. Böyle fırınların altına Huni koyduğumuzda pişenleri hemen çekiyor. Şöyle bir şey yapacağım. Destek bloğu varış. Her başta böyle bir şey yapmam gerekiyor. Çünkü Huniler sinyal alabilir. Burada da nerede olacak? Tam şöyle yaparsam. Mis. Son yerdeyiz. Burada da farklı bir şey uygulayabilirim aslında. Yine aynı yapsam sıkıntı yok. Şimdi bu fırınların altına komple Huni çekiyorum. Bu işlemi de hallettim. Bütün Huniler buradaki varillere bakıyorlar. Tam yine hizamı belirlemem lazım. Sanırım burası. İtam asansörü kuracağız ya. Onu sandığın hizasına göre yaparsam çok çok iyi olur. Sandığı da bulduk. Burada hizayı da doğru ayarlamışım. Burayı biraz kazmam gerekecek ama ondan önce tam şuradan itibaren gelmem lazım. Bakayım. Burada benim bırakıcım olsa, yukarı doğru malzemeleri taşısa sıkıntı olmaz. Huni'yi de çekmeye başlayalım hemen. Bakalım sıkıntı çıkaracak mı bize. Hiçbir redstone sinyaline rastlamadı. Ve vallahi oldu bir iş. Hemen şöyle bu tarafa da çekiyorum. Geçelim karşıya diyecektim ama geçemedik. Şöyle yapsam daha iyiymiş. Ve bitti. Şimdi buradan gelen malzemeler bu variller sayesinde buradaki hunilere dolacaklar. Önemli olan bunların sinyal falan almaması. Ona göre ayarladım. Şimdi burayı biraz açalım. İhtiyacım olan alanı açtım. Sırada bizim bu itemleri yukarı doğru taşımamız gerekiyor. Yani şu sanda. Burada da devreye bırakıcılar giriyor. Hemen bakın sandığım bu noktasındayım. Yukarı doğru bırakıcı çekiyorum. Neredeyse geldim diyeceğim ama. Ha güzel yukarı bakıyor. Zıpla koy. Umarım yukarı bakıyordur. Aşağı bakacak hali yok. Şimdi kır bunu. Buraya yeni bir fırlatıcı sistemi yapacağız. Zemindeki blokları değiştirmek istiyorum. Aslında şurayla işim yok. Burayı değiştirmeme gerek yok. Daha sonra 1, 2, şurayı da değiştireyim. Burada böyle bir şey yapacağım. Hemen karşılaştırıcımı alıyorum. Bir tane buraya karşılaştırıcı bırakıcının yanında. Sonra 2 tane yenileyiciye ihtiyacımız var. 1 buraya, 2 buraya koyuyoruz. Ondan sonra 3 tane de kızıl taş tozu. Oldukça basit. Bak şimdi malzemeler buradan yukarı doğru gidiyor ama şuraya kadar geliyor bunlar. Devamını getirmek için şöyle bir şey yapmamız lazım. Siz bir gelin önce. Burada da devreye meşaleler giriyor. Hemen şuraya bir tane meşale ekliyorum. Sonra da buna redstone tower deniyor. Meşalenin üzerine blok. Daha sonra şunları yakınlaştırayım da daha kolay yaparım. Meşale. Blok. Meşale. Hep böyle yukarı doğru gideceğiz. Önemli bir noktası var. Onu da göstereceğim size. Neredeyse tamamladık zaten. Kolay bir işlem. Fazla da malzemenizi yemiyor. Neredeyse tamamdır.
Bunu buraya ekliyorum. Buraya bir blok. Artık eklememe gerek yok. Şunu temizle. Lan o değil. Oldu. Şu uçlara meşale koymanız gerekiyor. Koyamazsanız bilin ki çalışmayacaktır sistem. Şimdi mesela diyelim ki 16 tane sandık geldi ve hepsinin de yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Hemen kontrol edelim. Düzgün bir şekilde gidecek mi? 10, 11 ve 16. Hiçbir şekilde bırakıcıların içinde sıkışmadı. Ve sessiz. Oldukça da stabil bir sistem. Bunu da hazırladığımıza göre artık başka bir şeye ihtiyacımız yok demektir. Gerekli aydınlatmaları yapayım. Kontrollerimi de yapayım. Belki sistemde eksik gedik vardır. Onları da ekleriz. Ufak bir detayı atlamışım. Yukarıda şalterleri kontrol ettim. İkisi de yukarı bakarken normal fırın aktif değil. Bunu da hemen düzelteceğim. Şunu tam tersi yapmam lazımmış. Karıştırmışım. Farklı yapmışım. Bunun için ne yaparız? Hemen bunu kıracağız. Bunu da kıracağız. Buraya bir meşale. Şu anda normal fırına döndü o. Daha sonra bunu kırıp buraya blok ekleyeceğiz. Şimdi tamamdır. Lan dur. Ama bu sefer gidemem, o bloğu kırdım. İnce işlere geçiyorum. Buraya bir tabela atacağım. Alt tuşuna basılı tutup 22'ye basıyorum. Daha sonra yine alt tuşuna basıp 255'e basıyorum. Fırınların yakıt dolumu için de buraya böyle bir bilgilendirici tabela yazdım. Şalter yukarı doğru bakarken kapalı, aşağı doğru bakarken açık. Şimdi gelelim kılanım kılavuzuna. Kılavuzda yazıp buraya koyacağım. Kapsamlı hızlı fırın sistemi versiyon 0.1. Bu arada bunun versiyon 2'si veya 3'ünü de çıkartabilirim. Geliştireceğim yani. Bakacağız. Biraz zaman geçsin. Sistemi iyileştirmeye çalışacağım yine. Sonra kullanım kılavuzu. Hemen imzalayacağım. Sonra okurken de uygulayacağım bir yandan. Bu arada tam sığdı. Kullanım kılavuzu yazdım. Başka da harf yazamıyorum. Aslında bunun bir sınır olması lazım da. Diğer türlü kötü olur. İmzala ve kapat dedim. Bunu kopya çıkartsam iyi olur. Bunu da buraya asacağım. Daha sonra gelip buradan alacağım. Şimdi burayı kapatayım mı? Burayı da kapat. Envanterime birer stek pişecek malzeme ve biraz da yakıt alayım. Yakıtlar ve pişecek malzemeler de tamamdır. Yakıtları ne yapıyorduk? Buraya yolluyorduk. Şimdi ne olacak? Sistemimize, daha doğrusu vagonumuza dolmaya başlayacak. Bakalım hemen. Aynen, dolmaya başlamış. Biz şimdilik öyle beklemeyelim. Ben bunu zaten bol bol atarım buraya. Kendiliğinden oraya dolar. Fullenir yani. Yolladım buraya bunu. Ve şalteri açtım. Şimdi hepsini eşit bir şekilde şey dolacak. Nedir onun adı? Kömür. Aklıma gelmedi bir an. Bakın. Her gidip gelmesinde 2 tane kömür bırakıyor. Şimdi geri dönecek. En başa gitti. Bu arada bir sıkıntı mı çıktı acaba? Geri döndüğünü görmedim. Kesin bir şey oldu. Niye böyle bir şey oldu? Bug mı oldu acaba? Bu da ayrı bir garip olmuş, aşağı düştü herhalde. Ne yapalım, bunun yönünü değiştirelim mi? Şöyle yapsam yine buradaki mekanizma çalışacaktır. Sanırım bu ondan dolayı öyle oldu ya. Bug'a girdi. Burada da olursa yine düzeltirim. Niye öyle olduğunu hala anlamış değilim. Allah Allah. Vagonumuzu alalım. 5-10 dakika falan geçti. Şurayı bir kontrol ettim. Bir daha öyle bir bug oluyor mu diye, ama olmadı. Bakalım hepsini eşit bir şekilde dolmuş mu? Dolmuştu zaten, biliyorsunuz mekanizmayı. 6-6-6. Hepsine eşit bir şekilde vagon sayesinde malzeme geliyor. Burada da 6. Sıkıntı yok. Şimdi bir de pişecek malzemeleri kontrol edelim. Şimdi kullanım kılavuzunu okuya okuya sistemi deneyeceğiz. Ne diyor mesela burada ilk sırada? Şalterlerin ikisi de yukarı yönde ise normal fırın aktiftir. Bakıyoruz. İkisi de yukarıda. Ne yapacağız mesela normal fırında? Kum pişireceğiz. Hemen atalım buraya kumu. Git bakalım sistem. Daha doğrusu vagon. Peşinden biz de gidelim. Aynen. Nereye gitti şu anda? Normal fırına gitti. Bakalım pişme işlemi oluyor mu? Süper bir şekilde hepsi de pişiyor. Bu arada onu kaçırdık ya. Tüh, yetişemedik. Başka malzemeler de artık. Koş 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 koş. Yukarı geldim. Şuradaki sandığı kontrol edeceğim. Camlar gelmeye başlamış. Buraya da böyle dolacaklar. Oldukça hızlı. Tamam, hepsi pişti. Şimdi bunu durduralım. Daha sonra kılavuzu yine okuyalım. İkinci sırada da sol şalter yukarı, sağ şalter de aşağı bakıyor ise
maden fırını aktiftir. Normal fırında yavaş pişireceğimize maden fırında madenleri daha hızlı pişirelim. Yapmamız gereken şey sadece sağ şalteri alta baktırmamız. Buraya da maden atıyorum. Altınlar gitti mesela. Dur, peşine bize gidecektik. Kontrollerimizi yapalım. Sıkıntı var mı? Yok. Maden sırasına gitti. Vallahi süper. Muhteşem. Bakıyorum yine maden fırınlarına. Takır takır pişiyorlar. Baksana, iki tane bırakıyor her gidiş gelişinde. Vallahi süper. Buradan da geçiyorlar. Sistemimiz de orada onları yukarı basıyor. İnanılmaz oldu ya. Biraz yordu. Tamam, uzundu. Kabul ediyorum. Ama değdi. Artık malzemeleri daha hızlı bir şekilde pişirip yapacağımız işlere hızlı bir şekilde yetişebiliriz. Bakıyorum buraya. Oraya git gel yaptım. Oho, pişmiş bile. Nasıl ama? Bence fazlasıyla iyi bir sistem oldu. Gelsin, gelmiş. Ne diyor mesela arka sayfada? Sol şalter aşağı bakıyor ise duman fırını aktiftir. Duman fırını için sağ şaltere ihtiyaç yoktur yazmışım. Rusel Limited şirket. Yani bu yukarı baksın. Bu önemli değil. Bunu aşağı baktırdığımız an duman fırını aktif. Diyelim ki tavuk pişireceğiz. Yolluyoruz tavuğu. Tabii bunu açmamız lazım. Bakalım. Dostlar yapabilmişiz mi? Aynen öyle. Duman fırını sırasına gitti. Abi çok iyi be. Şu görüntü inanılmaz iyi. Şuna bak. Çok çok iyi oldu ya. Vallahi elime koluma sağlık. Güzel bir sistem tasarladım. Yaptım. Bu ürüne falan eklemeler yapabiliriz. Sistemi de daha sonra ben geliştireceğim. Kendi sistemim. Yine %100 Türk malı bir sistemle güzel bir şey ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Bakıyorum burası da deli gibi geliyor. Bitti. Her şey basbayağı 10 numara 5 yıldız. Sizler de umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Her şeyi detaylı anlattım. Bunun eşi benzeri olmadığı için size göstermek istedim. 1.14'te bu duman fırını ve maden fırınından yararlanabilirsiniz. Belirttiğim gibi 16 saniye kullanmanız şart değil. Bunu daha az da yapabilirsiniz, daha fazla da yapabilirsiniz. Ben bunu geliştirdiğimde zaten 64'lü veya daha fazla bir sayıda yapacağım. Düşünseneniz. Bir steak atıyorsunuz, tek seferde pişip direkt yukarı geliyor. Şimdi ben o kadar ihtiyacım yok zaten. 18. bölümde zırh çekmiş adam olarak o kadar da gelişmeye ihtiyacım yok. Bu fazlasıyla işimi görecektir. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Şu anda aşırı mutluyum. Güzel bir sistem çıkarttım ortaya. Şunu da şuraya atayım. Daha sonra şurada bak şey yapalım. 1, 2, kapat bunları. Lan. Buraya bir korkuluk yaparsak. Hadi, hiç de fena olmaz. Bölüm fazlasıyla uzun oldu. Umarım keyfini çıkarmışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar tekrar söylerim. Bunları da açacağım. Bitti. Vallahi 5 yıldız. Harbiden çok iyi oldu. Şu tavanı da, şu bacaya da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gidelim bir daha yukarı. Bir tane daha. Sizce bunu yapmalı mıyım? Bir kontrol edelim. Yapmadan bir şey söyleyemeyeceğim. Hop. Şimdi bakıyorum. Aslında fena olmadı. Size bırakıyorum. Sizce o kalsın mı? Kıralım mı? Oylayın, ona göre ben de onu kaldırırım. Uyuyalım. Yemin ediyorum bölümü bitiresim yok ya. Şunu buradan kıracağım. Şimdilik gizli kalsın. Alta sürekli gitmeyeceğim zaten. Gerek yok. Fırınımızda son dokunuşları da yaptım. Artık bir ekleme ihtiyacı var mı bilmiyorum ama yorumlar kısmında önerebilirsiniz. Böyle bir yol çektim. Etrafını otlaştırdım. Çakıl güzel durdu. Aralara da böyle andezit merdiven attım. Güzel. Otlar falan variller güzel duruyor. Şimdi şunu da yerine asayım. Kullanmak istediğimizde sadece yakıtını buraya dolduracağız. Şalterlerden gerekli ayarı yapacağız. Ve buraya da malzememizi atıp dosdoğru hızlı bir şekilde pişireceğiz. Bütün detayları, bütün her şeyi sizlere anlattım. Videoyu bitirmek istemiyorum. Daha fazla oynamak, daha fazla konuşmak istiyorum ama. Ben de yoruldum. Umarım dediğim gibi bir şeyler öğrenmişsinizdir.
Buradaki mantık da çok iyi böyle. Şuna bakın, lavdan duman çıkıyor. Bildiğiniz ocak. Tamam hadi bitireyim bölümü ya. Valla bitiremeyeceğim yoksa. Baca falan. Arkadan nasıl duruyor? Ona da bakalım. Hiç de fena değil. Bacası falan gayet iyi. Tam bir fırın ya. Güzel yere koyduk bu diye bunu. Daha buralara falan ağaç ekleyeceğiz. Onlar belki bazen gözden kaybolabilirler. Evet, klasik kapatmamızı yapalım. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Amacım sizlere bir şeyler öğretmekti. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.